İslamcılık iddiasındaki arkadaşlarımız büyük bir medeniyet tasavvurundan söz ederler. Bir medeniyet tasavvurundan söz ederken o insanların şunu düşünmesi gerekir. Dinin ontolojik meşruiyetinin reddedildiği bir yerde siz nasıl bir medeniyet tasavvurundan söz ediyorsunuz? Bu bir. İki, yine dinin ontolojik meşruiyetinin tanınmadığı ve dinin bireysel vicdanla, ulusal dindarlıkla, ulus-devlet realizmiyle, devlet dindarlığıyla sınırlandırıldığı, kısıtlandırıldığı, kontrol edildiği bir dünyada siz hangi medeniyet, nasıl bir medeniyet kuracaksınız? Bu medeniyet kime hitap edecek? O bütün kültürlere hitap eden bir dile sahip değilsiniz. Çünkü o bütün kültürlere hitap eden dil bugün ne olmuştur? Hizip dili haline getirilmiştir. Paramparça edilmiştir. Ve her parça bugün kendisini çok önemli buluyor. Her parça bugün kendi tarzıyla büyüleniyor. Her parça kendisi dışındaki hiçbir gerçeklikle ilgilenmiyor. Her parça çok bencil, her parça çok narsist, her parça çok sorunlu. Yani çünkü parçadan ibaret. Yan yana gelmek. Şimdi İslami bütünlüğü kapsayan bir dil, daha doğrusu o dilin önce ne olması lazım? Kolonyalist sömürgeci dilden bağımsızlaşması lazım. Çünkü modern zamanlarda hem bilim, hem dil, hem tarih yazımı sömürgeci amaçlar için araçsallaştırıldı. Eğer araçsallaştırılmamış olsaydı zaten bilimcilik diye bir şey ortaya çıkmayacaktı. Saf bilimle biz aşırı bilim, bilgi ideolojik anlamda ne yapılmayacaktı? İstismar edilmeyecekti. Şimdi bugün bu medeniyet tasavvurundan bahsedenlerin önce her şeyi bir kenara bırakarak bir kere bilgiyi özgürleştirmeleri gerekiyor. İki, bu hizip dilinin sınırlarını aşması gerekiyor. Yerel dilin sınırlarını aşması gerekiyor. Biz anında evrenselliğin yaşandığı bir dönemde yaşıyoruz. Anında. Yani bu yeni medya teknolojileri aracılığıyla anında. Ve bu teknoloji ne yapıyor? Bir tıkla sizin iyilerle karşılaşacağınız gibi kötülerle de karşılaşmanızı, efendim çok etkili düşünce hareketleriyle olduğu gibi çok bayağı hareketlerle de karşılaşmanızı mümkün kılan çok karmakarışık bir dünyada yaşıyorsunuz.